Şöhretler karması denemesine devam ediyoruz. Deneme 15'teyiz. Kalemimi aldım hazırım. Sen de hazırsın. O zaman ne diyoruz? Yıl bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Gelin şu denemenin canını okuyalım. Evet. Coğrafyanın alt dallarıyla alakalı bir soru. Doğa ve insandan soru gelme ihtimali varsa böyle bir soru geliyor. yer yeryüzündeki bazı alanlarla ilgili özellikler verilmiştir. Bu özellikleri inceleyen coğrafyanın alt dalları arasında aşağıdan hangisi yoktur? Bakın. Orta Asya'da rüzgarların oluşturduğu mantarkaya, barkan, yardan, kumul gibi yer şekilleri, jeomorfoloji jeo yer jeo yer jeo yer morfo motif şekil yer şekilleriyle alakalı değil mi bu? Eledik. Amazon havzasında yıllık sıcaklık ve yağış miktarı fazladır. Sıcaklık, yağış iklim değil mi? Klimatoloji, iklimatoloji eledik. Venedik, Antalya, Dubai gibi şehirlerde turizm faaliyetleri gelişmiştir. O zaman turizm coğrafyasıdır bu. Bunu da eledik. Finlandiya, Norveç, Kanada gibi ülkelerde buzulların oluşturduğu sirk göllerine rastlanır. Sirk gölü su H2O hidro hidro hidrografya H2O suyu da eledik. Ama burada canlılar coğrafyası ile alakalı bir bilgi yok. Cevabımıza Geçelim diğer soruya. Aşağı da Akdeniz iklim bölgesinin görüldüğü alanlar gösterilmiştir. Biz bu kampta Akdeniz iklimini öğrenmiştik yerlerini hiç. Bakın görüldüğü alanlar var. Tabi şunu biraz fazla kaydırmışlar. Bir küçük daha bir tık daha küçük olsa iyi olur. Biraz yukarı kuzeye çöle doğru gitmeye başlamış. Bu alanlarla bölgelerinden hangileri arasında paralellik vardır? Akdeniz Kızılçam Maki, Çallıkış Cephe. Akdeniz Kızılçam Maki, Çallıkış kış cephe. Değil mi? Akdeniz Kızılçam maki Çallıkış kış cephe. Maki kesin olacak. Akdeniz'de maki var. Bunun dışında Akdeniz ikliminde turunçgil üretimi dediğimizde neresi aklımıza gelir? Akdeniz iklimi gelir değil mi? Sık nüfuslu. Gençler bunların hepsinin sık nüfuslu olduğunu söyleyemeyiz. Mesela şurası o kadar sık nüfuslu değildir. Akdeniz havzasındaki kadar. Ya da şurada mesela çöl kısımları var. Yunus burayı kes. O yüzden sık nüfuslu diyemeyiz. E bazısı dağlıktır bazısı düzlüktür onu da bilemeyiz. Turunçgil ve maki diyebiliriz ama. Cevabımız Bursa. Geçelim diğer soruya. Aşağı görsel de Kars topografisinde oluşan bazı yer şekilleri göstermiştir. Karstik şekiller. Karstik, Lapya Doli Nuvala -polye. Karstik, Lapya Doli Nuvala -polye. Bu yer şekillerinin oluşumunda durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Kalker, bak karstik, karstik, kalker, jips, kaya tuz gibi kolay çözülebilen kayaçların olduğu yerde olur. Doğru. Yağmur ve kar suları ile akarsuları etkili olması, evet hepsi etkili olur. Eritirler, kireç taşını rahatlıkla eritebilirler. Volkanik faaliyetlerin yaygın olması, hayır. Kireç taşının olduğu arazilerde oluyor bu şekiller. Volkanik faaliyetlerin olduğu yerlerde değil. Volkanik faaliyetlerin olduğu yerlerde olsaydı biz onlara volkanik faaliyetler kısmında görürüz. İç dış volkanlar şekillerinde görürüz. Yani hangisi? Cevabımız C. 1 ve 2. geçelim diğer soruya. Nüfus piramitleri bizim için önemli. Mensevdi en son çözdüğümüz Mensevdi de çıktı üniversite sınavında. O yüzden dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Aşağıda Kamerun 2022 yılına ait nüfus piramidi gösterilmiştir. Bakın nasıl? Şöyle biraz daha üçgen şekline benziyor değil mi? Hatta biraz daha şöyle kenarları içe çöküye bile gitmiş. Toparlıyor kendini ama düz gün üçgene doğru. Bu ülkeyle ilgili aşağıda hangisine ulaşılamaz? Doğum ve ölüm oranları yüksek. Bakın doğumlar fazla. Ölümlerin fazla olduğunu nereden anlıyorum? Bakın şurası yaşlı nüfus. Yaşlı nüfus kalmamış. Ölümler de fazla demek. Doğru. Piramit tabanının geniş olması çocuk sayısının fazla olması ile ilgilidir. Evet çok doğum var ki. Piramit tabanı geniş. Doğru. Yaşlı nüfus oranı genç nüfus oranından azdır. Bakın yaşlı nüfus burada. Genç nüfusa bakın burada. Yaşlılar gençten azdır. Doğru. Ortalama ömür süresi fazladır. Yanlış. Burada yaşlılar yok ki. Yaşlı olması lazım ortalama ömrün fazla olması için. Burada gençler var. Ortalama ömür burada fazla değil gençler. Cevap D. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarım sektöründedir. Evet, Kamerun gibi gelişmemiş ülkelerde insanlar tarımda çalışıyor. Cevap D. Geçelim de soruyor. Tsunami'ler deniz altında gerçekleşen büyük depremler, volkanik patlamalar veya heyelanlar nedeniyle meydana gelmektedir. Gençler deprem bölgelerinin olduğu yerlerde deprem oluyor. Sonra o deniz kabarıp, okyanus kabarıp kıyıya vuruyor. Tsunami, tu su geliyor oluyor. Tsunami'lerden soru bekliyorum ben bu sene dikkat et. Tsunami'ler su geliyor ama hidrografik klimatolojik bir afet değildir. Jeolojik jeomorfoloji kısma giriyor. Yer çünkü o depremden dolayı oluşuyor ya o yüzden. Şimdi bakın dünya deprem çizgisini çizmeyi bilirseniz bakın Amerika'nın batı kıyısını komple çizdi. Bakın burada Tsunami olur. Hemen şuradan Avrupa'nın içinden geldi Endonezya, Yeni Zelanda, Japonya'ya. Bakın şu bölgede Tsunami olur. Hocam 2 ve 3'te olmaz mı? Gençler bakın bu ortadan geçiyor. Atlas Okyanusu'nun ortasından. Çok uzak onlar birbirine. Görüyor musunuz? Çok ciddi anlamda uzak o. Orada deprem olacak. 2'ye Üç, 3'e gidene kadar illaki bir etki oluşturur. Çünkü buradan gelen bu tarafa bile bir etki oluşturabilir ama bize en fazla hangisinde etkili olabilir diyor. Direkt depremin olduğu 1 ve 5'te olur. Tsunami'den soru bekliyorum. Böyle harita üzerinden de gelebilir. Bu senenin sorusu tsunami olarak düşünüyorum ben. Geçen sene erozyon olarak düşünüyordum. Erozyon ve tsunami diyordum. Erozyonu geçen sene sordular. Bu sene sırada tsunami. Ona göre. Gözünüzü dört açın. Cevabımız Bursa'ya. Bu denemeyi de bitirdik. Bir sonraki denemede görüşmek <laughs>